Efendim gün ve tarihten merhaba. 27 Mayıs 1960. Bir zamanlar bizlere Türk milletine bayram diye kutlattırılan bir ihtilalin yıl dönümü. 1960 27 Mayıs ihtilali. Bu ihtilalden önce gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren ordu Millet ve meclis ilişkilerini gözden geçirelim. Muhterem izleyicilerim. İstiklal Savaşı'mızın başlangıcını teşkil eden 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı olarak kabul edilen bu süreçte hep sivil inisiyatif ön planda olmuştur. Öyle ki Mustafa Kemal bile bu inisiyatifi kullanırken yani Anadolu'yu İstiklal Savaşı'na hazırlarken üniformalarını çıkarmış, sivil bir insan olarak bir lider olarak milletin başına geçmiş idi. Elbette İstanbul'dan aldığı buyruklar çerçevesinde hareket ediyordu. Önce kongreler toplanmış. Erzurum ve Sivas kongreleri Sivil inisiyatif öne çıkarılmıştır. Cemiyetler, Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyetleri, kadınların kurdukları cemiyetler, yerel cemiyetler ve bunların birleşmesi hepsi sivil inisiyatif, sivil cemiyetler veya sivil insanlar önde onlara bağlı olarak da silahlı kuvvetler veyahut da silah gücü olan kuvvetler o günkü organize bir silah kuvvetler olmadığı zaman dahi silah gücü olan milletin kuvvetleri hep bu sivil inisiyatifin emrinde hareket ede gelmişlerdir. Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu hatırlarsak bu da seçimler yoluyla İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin artık çalışamaz duruma gelmesi dolayısıyla Ankara'ya intikal ettirilmesi ve orada Osmanlı usul ve esaslarına, yasa ve tüzüklerine göre çalışmaya başlaması yine sivil inisiyatifin önde olduğunu gösteriyor. Kurtuluş Savaşı da denilen İstiklal Savaşımız hep Büyük Millet Meclisi'nin emrinde olarak silahlı kuvvetlerimiz tarafından yapılmıştır. Savaş kazanıldıktan sonra da Genelkurmay Başkanı olan merhum Fevzi Çakmak Paşa uzun müddet Genelkurmay Başkanlığı'nı yürütmüş. 1940'lı yıllara kadar. Ve hep ordu milletin emrinde veyahut da meclisin emrinde olmak üzere hareket etmişlerdi. Bir ufak istisna vardır. Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı'nın vefatından sonra 1938'den sonra kimin cumhurbaşkanı olacağı tartışmaları ve gündemi üzerine Maraşal Fevzi Çakmak'ın ordunun gücünü kullanarak meclise baskı yaptırmak suretiyle İnönü'nün, İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı seçilme sürecini ufak bir istisna olarak kenara bırakırsak 1950 yılına gelene kadar ordu hep sivil inisiyatifin emrinde, meclisin emrinde olarak görev yapmış ve bu geleneği de Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu şekilde oturtulmuş idi. Muhterem izleyicilerim, şeflik dönemi yahut da tek parti döneminde çeşitli zulümler vardır, çeşitli uygulamalar vardır ama bunların içinde en önemlisi ezanın, Arapça ezanın yasaklanması ve Türkçe'ye çevrilerek millete dikte ettirilmesi zulmü hepsinin önüne geçmiş olan bir zulüm idi. Çünkü bu millet dinine dokunanları, dini konusunda kendisine zulüm yapanları asla unutmuyor ve asla affetmiyor. Bugünkü siyaset meydanına baktığımızda da hala o ezanın tepkisinin görüldüğünü ve Cumhuriyet Halk Partisi geliyor tehditleriyle birilerinin oy devşirmeye devam ettiğini işte milletimizin bu hassasiyeti yüzünden bu olayın devam ettiğini görmekteyiz. 1950 yılına gelindiğinde tek parti dönemi sona ermiş, Demokrat Parti kahir ekseriyetle 1950 seçimlerinde iktidara gelmiştir. İlk uygulamalarından birisi Arapça ezan yasağını kaldırmak. Ezanı Arapça yapmak değil. Arapça ezan yasağını kaldırmak suretiyle de millete derin bir nefes aldırmış ve bu hareketi dolayısıyla da çok büyük takdir toplamış idi Demokrat Parti. Muhterem izleyicilerim, ezan yasağı, Arapça ezan yasağını tek taraflı olarak görmemek lazım. Doğu'da bu ezan yasağı başka türlü ezalara, zulümlere sebep olmuş idi. Neden çünkü doğudaki birçok köyde Türkçe bilmeyen insanlar var. Herkes namaz kılıyor. Ezan okunuyor. Arapça ezan herkes biliyor. Siz Arapça ezanı yasakladığınız ve bunu Türkçe okuması mecburiyetini getirdiğiniz ve bunun karşısında da cezai müeyyideler koyduğunuz zaman o köydeki adam zaten Arapça, Türkçe bilmiyor. Nasıl okuyacak ezanı? Bir zulümdür başladı. Adeta Allah demek yasak hale getirilmiş idi. Allahu ekber demek yasaktı. Tanrı unudur diyeceksin ama Türkçe bilmezsen bunu öğrenmek zorundasın. Demokrat Parti Türkçe ezanı kaldırdıktan sonra Harp Okulu'nda ders vermekte olan bir takım subaylar, bazıları hepsi değil, generaller veya hocalar kendi içlerindeki cun pehvesini yavaş yavaş yetiştirdikleri öğrencilerden macera perest olan bazılarını aşılamaya başladılar. Dediler ki bu Demokrat Parti bunlar irticacı. Bunlar Cumhuriyet öndesine dönmek istiyorlar. Bunlar ezan yasağını, Arapça ezanı mecbur hale getirdiler. Bunlar yarın çarşafı da mecbur hale getirecekler memleket kara çarşıfa bürünecek diye yavaş yavaş bu insanlara yetiştirdikleri öğrencilere empoze etmeye başladılar kendi junta fikirlerini. Elbette o öğrenciler harp sanatı için yetiştiriliyorlar. Harp ne için öğretiliyor? Memleketi korumak için, kollamak için, yabancı düşmanlara karşı müdafaa edebilmek için harp sanatını, sanatını çok iyi öğrenen bu öğrenciler gençliğin de vermiş olduğu heyecanla bazı hocalarının bu şekilde kendilerini yönlendirmesiyle zannediyorlardı ki memleket cumhuriyet öncesine doğru gidiyor. Ezan getirildi, dikte ettirildi. Sonra çarşaf gelecek, sonra başka şeyler gelecek. 27 Mayıs ihtilalini tertipleyenlerden merhum Alparslan Türkeş. Biz diyor daha 1950'li yılların başından itibaren bu ihtilali planlıyorduk. Neden? Ezanın yasaklandığını görüyorduk Türkçe cezanın. Veyahut da Arap cezanın serbest bırakıldığını görüyorduk. Ve arkasından başka şeyler de gelecekti. Bu millet için en büyük inkılap Türkçe ezan idi, Türkçe Kur'an idi, Türkçe ibadet, Türkçe namaz idi. Bunların değiştirilmesine biz müsaade edemezdik ve ihtilal yapmaya karar verdik. Yavaş yavaş hazırlıklara başladık diyor. Alpaslan Türkeş. Ama kaderin bir cilvesine bakınız ki kendisi sivil hayata adapte olduğunda, parti de kurduğunda gördü ki ezan Türkçe okutturulamaz. Kur'an Türkçe'ye çevirtilemez. Kendi partisi içinde bunu savunanları da partiden ihraç etmek suretiyle ne kadar muazzam bir değişikliğe uğramış olduğunu fikri yap olarak ortaya koymuş idi. Nusret Demiral isimli eski bir savcıyı aday göstermişken veya partisine almışken o Nusret Demiral'ın ezan konusunda yapmış olduğu açıklamalardan son derece rahatsız olan merhum Türkeş onu partisinden ihraç etmek suretiyle 1950'li 60'lı yıllardaki fikrinden yüzde yüz nasıl çark etmiş olduğunu veyahut da terakki etmiş olduğunu yahut da ezanın Türkçeleştirilmesinin mümkün olmadığını öğrenmiş olduğunu görüyoruz. Memnuniyetle müşahede ediyoruz. 1952-55 yılından itibaren ihtilal planlarının yapılmaya başlandığını <laughs> ezan rahatsızlığı yüzünden görüyoruz orta içinde bu tahriklere kapılan 38 tane isim öne çıktılar ve 1960 yılının 27 Mayıs'ında efendim ihtilali yapı verdiler. Memleketin ufku tekrar kararmış idi. 1923'ten cumhuriyetin ilanından 1960'a kadar rahat bir nefes alan askeri dikte açısından söylüyorum cunta idaresi açısından söylüyorum. Rahat bir nefes alan millet o gün ihtilale muhatap oldu ve memleketin ufkunu kara bulutlar kaplamış oldu. İhtilalin görünürde sebepleri zaten gerçek sebeplerini ifade ettik. Görünürdeki sebepleri olarak da gençlerin, üniversite gençlerinin kesilmiş olduğu, medyanın kulağına uyduruk haberler fısıldanarak bir sürü gencin yok edilmiş olduğu efendim e, mezbahalarda öğrencilerin kesilmiş olduğu vesaire şeklinde yem fabrikalarında bu öğrencilerin öğütülmüş olduğu gibi son derece tiksindirici uyduruk haberler medyanın kulağına fısıldandı. Medyada sözüm ona mübarekler aldıkları haberleri hemen abartarak ve doğruymuş gibi gerçeğini tahkik etmeyerek nasıl köpürttüklerin olayın hepimiz biliyoruz yeni geçmişteki 28 Şubat olaylarında efendim Sayın Mehmet Ali Birant'ın yeni ifadeleri var, yeni itirafları var. Bize gelen haberleri hiç araştırmaya lüzum gösterm sizin yayınladık. Ne büyük yanılgıya uğradığımızı şimdi görüyoruz diyor. Aradan kaç sene geçmiş hala medya akıllanamamış. Hala kendisine verilen haberleri e, e, araştırmadan efendim e, incelemeden yayınlamaya başlamış olduklarını görüyoruz Baş, yayınladıklarını görüyoruz başlamış olmak tabiri efendim hatalıdır. Köşe yazarları irtica yaygaralarına başlamışlar. Gazeteler, dergiler efendim sahipleri artı ilim adamları, hukukçular, hukukçuları da kendi e, daireleri içine almak suretiyle kullanmak suretiyle hukuk cinayetlerinin Efendim işlenmesine yine bu ihtilalciler bu heveslerinin heveslerinin sebep olduklarını görüyoruz. Arkasından kurucu meclisi topladılar. Yani yeni bir anayasa yapılacaktı. Eski anayasa rafa kaldırılmıştı bir de bakıyoruz ki solcu ağırlıklı ve kendilerine alkış tutan ilim adamlarını efendim kurucu meclis olarak getirmişler Ankara'da toplamışlar. Bunların üzerine hukuk profesörlerini de getirmişler. Bir anı var. Deniliyor ki hukuk profesörleri An Ankara'ya gelmişler. Bunlara önce yemek yedirilmiş. Sonra da denilmiş ki ihtilalciler tarafından. Hadi konuşup duruyordunuz. Şu aklınızdaki anayasayı yapın da hemen yürürlüğe koyalım. Hukukçular anayasa profesörleri demişler ki efendim nasıl bir anayasa istersiniz? Hoppala. Aynı tabirler geçiyor. Hani siz mangalda kül bırakmıyordunuz. Anayasa ilmi olarak böyle 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 olması lazım gelir diyordunuz. Şimdi bize mi soracaksınız bu anayasanın nasıl bir anayasa olduğunu? Bu da gösteriyor ki ünlü profesörler demek ki onların doğrultusunda efendim görüş beyan ediyorlardı. Onların e, silahı ele almalarıyla, iktidarı ele almalarıyla onlara yaranmak, yardakçılık yapmak için nasıl bir anayasa istiyorsanız öyle bir anayasa yaparız demeye getirerek hukuk garabetlerini, ilim garabetlerini ortaya koymuşlardır. İşte bu devirde en geniş şekilde bir anayasa hazırlanmış. Temelli senatörlük ihdas edilerek ihtilalcilere parlamentoda değişmeyecek şekilde yer verilmiş, senato ihdas edilmiş ve de ölünceye kadar onların senatör olarak görev yapmaları sağlanmış idi. Ayrıca da tabii ki bütün ihtilallerde yapıldığı gibi ihtilalcilerden, cuntacılardan hesap sorulamayacağı anayasaya madde olarak yazılmış. Bu anayasa referanduma sunulmuş. Neticede de 65 bir çoğunlukla evet çoğunluğuyla 35 hayıra karşı 65 e, evet çoğunluğuyla anayasanın kabul edilmiş olduğunu görüyoruz. Tabi ihtilalin arkasından siyasilerin tutuklanması, efendim mimlenenlerin hapislerin e, hapislere tıkılması, mahkemeler uyduruk iddianameler, bebek davaları, efendimiz köpek davaları gibi tarihe kara leke olarak geçen efendim e, küçük pireleri deve yapmak suretiyle yargılama esnasında da efendim sizi buraya getiren güç bizi böyle davranmaya zorluyor. Sizi mutlaka mahkum edeceğiz mealine gelen ithamlardan sonra üç tane e, idam cezasının onaylanarak infaz edildiğini görüyoruz. Ve bu, ih e, bu üç tane idamın Adnan Benderes, Fatih Rüştü Zorlu, Zorlu ve Polatkan olarak e, ipe çekildiklerini, yasada da infazların yapıldığını görüyoruz. Bir hukuk garabeti olarak bu Türkiye'nin hukuk tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Daha sonra aradan 20 küsür yıl geçtikten sonra yapılan bu garabetin, yapılan bu hukuk cinayetinin çok yanlış olduğu devlet tarafından kabul edilecek, idam edilenlere itibarları iade edilecek ve yassadadaki mezarları sökülerek naaşları getirilip İstanbul'a efendim defnedilecektir anıt mezar yapılmak suretiyle. İşte bu olaydan sonra da yani 1960 ihtilalinden sonra Cunta hevesleri artacak, Cunta kendi arasında parçalanacak, 10 yılda bir ihtilal yapılmaya başlanacak daha sonra da bunun postmoderni icat edilerek değişik ihtilal senaryoları değişik şekillerde yürürlüğe konulacaktı. Varılan noktayı hepimiz biliyoruz. Vaktimizin el vermemesi sebebiyle de burada olayı bitirmek zorundayız ve bu günlükte 1960 ihtilalinin Şöyle bir izlerini sizlerle küllerini karıştırmış ve alacağımız dersleri de masanın üzerine koymuş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.